Savaşa. Savaş yerlerine, savaş yerlerine. Komutanım, düşman fırkateyni Kerteriz 178, mesafe 20.000 yarda. Tut. Torpido değerlerini hücum planına tatbik etmeye hazır. Bismillah ateş. Bismillah ateş. Torpido ateşlendi, 10 saniye var. 50 yarda. Parola sessiz ve derinden. Karanlık sularda sessizliği ve ateş gücüyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Onlar Türk denizaltıları. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 6'sı Ay, 4'ü Preveze, 4'ü de Gür sınıfı olmak üzere 14 klasik tip denizaltı bulunuyor. Denizaltılardan 8'i Gölcük'teki Denizaltı Filosu Komutanlığı'nda, 6'sı ise Aksas Filosu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye bu denizaltılarla NATO bünyesindeki en büyük konvansiyonel deniz gücü olma özelliğini taşıyor. Gölcük Denizaltı Filosu Komutanlığı da en modern denizaltılardan biri olan TCG Burak Reis'in kapılarını A Haber'e açtı. Seyre çıkmadan mürettebat iskelede hareket hazırlığı yapıyor. Dikkat! Tabur komutanı bekleniyor. Rapor veriliyor. TCG Burak Reis, harekete hazırlık taburunda, emir ve görüşlerinize hazır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Rahat dinleyin. Denizaltı komutanı seyirle ilgili bilgiyi personeliyle paylaşıyor. Arkadaşlar, aldığımız emir gereğince Karakol sahasına intikale geçiyoruz. Karakol sahasındaki faaliyetlerimize ilgili olarak detaylar daha sonra mesajla bize bildirecek. Harekete hazır ol, harekete hazır ol. Harekete hazır ol. Kimi zaman günlerce, kimi zaman aylarca güneşi görmeden suyun altında binlerce mil kat ederek omuz omuza aynı kaderi paylaşarak görevlerini icra ediyorlar. Onlar denizaltıcılar. Biz de A Haber ekibi olarak TCG Burak Reis denizaltısıyla seyre çıkacağız. Karanlık sulara açılmadan ilk önce denizaltıların bayrakları ve isimlikleri sökülüyor. Can yelekleri giyiliyor. Paçalar camadana vuruluyor, babalar yerlerine monte ediliyor. Halatlar port uçlarına istif ediliyor ve iskele sahile veriliyor. İki para etti halat güvertede. Son kontrollerin ardından denizaltı filosu avara ediyor. Ortala. 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 Köprü üstü kaportası kapandı. Köprü üstü kaportası kapandı. Sanatrasız hazır tecrübesi, tamam bakım, yarın pusan yapı kapalı kilitli. Müsaadenizle kontrolüm. Evet. Dalış. 3 numaralı hava kaçıran aç. 3 numaralı hava kaçıran aç. Manev dersi 3 numaralı hava kaçıran açtı. 15,5 metre. Santral batı 15,5 metrede. Sessiz seyir, sessiz seyir. Denizaltı artık karanlık sularda. Burası aslında büyük bir makine. Bu makineyi yaşar halde tutmak için 45 personel 2 vardiya esasına göre 6'şer saatlik 2 vardiya esasına göre devamlı çalışıyor. Bu çalışmalar, faaliyetler esnasında bize verilen görevlerin yanı sıra oluşacak acil durumlara karşı mücadele eğitimi de devamlı icra ediyoruz. TCG Burak Reis de 3'er aşçı ve sağlıkçı olmak üzere 2 uzman çavuş, 31 as subay ve 9 subay görev yapıyor. Denizaltılar, harekat ve teknik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak dizayn edildi. Bu yüzden personel ihtiyaçları da ikinci planda tutuluyor. Personelin kullanabileceği alanlar da oldukça kısıtlı. Denizaltındaki tüm personel denizaltında görevliyken sadece 150 metrekarelik yaşam alanını kullanabiliyor. Denizaltının ne kadar dar olduğunu da buradaki koridordan görebiliyorsunuz ki bu koridor denizaltındaki en rahat yürülebilen yer. Denizaltılarda sadece kısıtlı olan yaşam alanları değil, yiyecek ve içecekler de sınırlı. Seyre çıkmamızla beraber 3 ile 5 gün arasında ekmeğimiz, taze ekmeğimiz kalmıyor, ekmeğimiz bayatlıyor. Yaklaşık bir hafta içerisinde de taze sebze meyvemiz tükeniyor. Bundan sonra kuru bakliyat ve et yemekleriyle yaşantımızı idame ediyoruz seyirde.
Özellikle su da bizim için kısıtlı imkanlarda kullanılıyor. Yaklaşık 4 günde bir banyo yapma imkanımız var. Denizaltı personeli 1,5 yıllık zorlu bir eğitim süreci, dayanıklılık ve sağlık testlerinden geçiriliyor. Personelin fiziksel ve zihinsel olarak dayanıklı olmasına da önem veriliyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve gerekli testlerden geçen personel, Türk Denizaltı Filosu'ndaki 14 denizaltından birinde görev alma şansına erişiyor. Denizaltında cep telefonu, bilgisayar gibi kişisel iletişim araçlarına da asla izin verilmiyor. Fiziki şartlar nedeniyle de denizaltında bulunan bu araçların kullanılması imkansız. Bu nedenle personel limana çıkana kadar yakınlarıyla iletişim kuramıyor. Yeni evlenmiştim. Çocuğum yeni oldu. 2 aylıktı. Uzun bir seyir süresiydi. Yaklaşık bir 40 gün kadar sürecekti. Seyirin 10. gününde ailelerimizle görüşme imkanı tanındı. Eşim ve çocuğumun sesini ilk duyduğumda gözlerim dolmuştu. Çok etkilenmiştim. Biz dalıştaydık. Eşim hamileydi. Doğumdan bir hafta önce eşim hastaneye yattı. Denizaltı filomuzun girişimleriyle bulunduğumuz sahil güvenlik geldi. Sata çıktık. Ve beni doğuma yetiştirdiler. Denizaltıcılık böyle bir şey. Burak Reis denizaltısında vatani görevini icra etme şansını bulan erler de var. 9 aydan beri gemiyle ve subaylarımızla birlikte iç içeyiz. Zaten dayanışma var. Abi kardeş, bir aileyiz burada. Sağ olsun herkes yani bir şey olduğunda hastalıkta herkes yani el ayak can oluyor. Personel boş zamanlarını kitap okuyarak, satranç oynayarak ve sohbet ederek geçiriyor. Denizaltıcılar uzun süre seyirde oldukları için gündüz ve geceyi ayırt etmeleri gerekiyor. İşte bununla ilgili olarak da güneş battığı zaman karartma emri veriliyor ve denizaltı tamamıyla karartılıyor. Bu karartma da güneş doğana kadar devam ediyor. Denizaltındaki kısıtlı alan nedeniyle tüm personelin aynı anda yemek yemesi ve uyuması mümkün olmuyor. Denizaltında 45 personel bulunuyor ancak 28 yatak var. İşte bu yüzden yataklar dönüşümlü olarak kullanılıyor. İstirahati biten personel vardiyasının başına geçiyor. Vardiyası bitense buraya gelip yatağının başına geliyor ve daha sonrasında ise bir güzel yatağına yatıyor. Burası oldukça dar. Yaklaşık 4 metrekarelik alanda 5 tane yatak bulunuyor. Ancak dönüşümlü olarak yataklar kullanıldığı için de bu yataklar her zaman sıcak kalıyor. Denizaltıda barış zamanında bile 24 saat görev yapılıyor. Personel denizlerde neler olduğu ile ilgili istihbaratı dinleme yaparak topluyor. Hatta denizaltıcılar kulağımız bizim gözümüzdür diyor. Denizaltıcılar üstünlüklerini iki çeşit gemi vardır. Denizaltılar ve hedefleri diye tanımlıyor. Bulunduğumuz nokta harekatın kontrol edildiği komuta kontrol merkezi. Buradaki görevli personel sonarlardan gelen sinyalleri pür dikkat dinliyor. Sonar temas, kerteriz 180, muhtemel düşman fırkateyni. Evet, periskop yukarı. Tut. Evet. Evet, periskop aşağı. Savaş yerlerine, savaş yerlerine. Savaş yerlerine, savaş yerlerine. Komutanım, personel savaş yerlerinde kapasite %100. Savaş yerleri sükuneti. Savaş yerleri sükuneti. Savaş yerleri sükuneti, savaş yerleri sükuneti. Daha dikkat. Karakol sahamızdan geçen düşman fırkateynine bir adet torpido dalışı icat edilecektir. Torpido dairesi, 1 ve 2 nolu kovanlar, ara suyu al, ön kapa kaçma. Komutanım, düşman fırkateyni Kerteriz 178, mesafe 20 bin yarda, rotası 012, vaziyet zavisi iskeleden 10, sürat 14 knot. Evet, torpido değerlerine hücum planı tatbik etmeye hazır ol. Torpido değerlerine hücum planına tatbik etmeye hazır ol. Torpido değerlerine hücum planına tatbik etmeye hazır. Periskop kırı. Tut. Evet. Son kerteriz 178. Bismillah ateş. Bismillah ateş. Torpido ateşlendi 10 saniye vardı. 100 yarda.
50 yarda. Komutanım, torpido hedefte buluştu. Hedef imha edildi. Evet. Satı, satı, satı. Burak Reis denizaltısı hedefi imha etti, görev tamamlandı. İşte satı komutuyla da artık limana dönme vakti geldi. Bir görev daha başarıyla sona erdi. Kimi zaman limana uğramaksızın yaklaşık 50 gün boyunca görev yapan personel sevdiklerine kavuşacak. Onlar için denizaltıcılık meslekten öte bir yaşam tarzı. Büyük bir azim ve kararlılıkla Türk karasularını her türlü tehlikeye karşı korumak için görevlerini sürdürmeye devam edecekler.